Ve şimdi de su kenarına gidiyoruz. Saat şu an 11. Ondan beri uyanığım. İşte giyindik, hazırlandık, kahvaltımızı ettik ve şimdi de gidiyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü geçen sene değil, ondan önceki sene en son su kayağı yaptım ve unutmuş olmaktan çok korkuyorum. Baba, telefonumu umarım unutmamışımdır. Şimdi terliklerimi giyeceğim. Şu terliğimi bulamıyorum ama. Buldum. Şimdi çıkıyoruz. Zaten orada da çekeceğim. Şimdi gidiyoruz. Hüseyin eldiven taktı çünkü rampadan kayacağını iddia ediyor. Rampadan kaymak cidden çok zor bir iş. Ve rampadan kaymak çok da tehlikeli aynı zamanda. Ben belki kaymam, bilmiyorum, duruma göre. Ama ben 2018'de en son su kayağı yaptım. Aa pardon, ben bu sene denizde su kayağı yaptım Göcek'te. Tekne turundaydık ve denizde su kayağı yapılabiliyordu. Cidden çok çok rezalet yani. 41 numara bortla ve rüzgarlı, dalgalı denizde su kayağı yapmıştım ve çok kötü yapmıştım. Umarım unutmamışımdır su kayağı yapmayı. En son çünkü normal hani gölette yaptım su kayağını, 2018'de yaptım. Ama şu ana kadar gölette su kayağı yaptım, denizde yaptım, havuzda yaptım. Öyle yani. Gideceğiz, yoldayız. Buradan hemen döneceğiz, sonra biraz gideceğiz. Zaten direkt göl görünüyor arkadaşlar, göstereceğim size. Sıkıntı gölde yılan balıkları falan var değil mi Hüseyin? Yani küçük yılan balıkları var. O yüzden kesinlikle gözlük götürmüyorum ben oraya. Çünkü göletteki balıkları görürsem bir daha asla orada su kayağı yapamayacağımı biliyorum. Daha önce havuzda da yaptım. Havuzda yaptığınızda daha bir rahat oluyorsunuz. Çünkü havuz 3 metre falan, yani çok derin değil. Bu göl kayağı çok derin, yani 10 metre falan vardır muhtemelen. Bazı kısımları çok daha derin, 15-20 metre var. Deniz gibi. O yüzden daha bir stres oluyorsunuz ama havuzdakinde de şöyle bir sıkıntı var. Aşırı sıkıcı oluyor yani. Bir antraksiyonu kalmıyor. Küçük bir yer, böyle dönüp dönüp duruyorsunuz yani. O yüzden göl kayağı gibisi yok yani. Şimdi gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. 2 saat mi yapacağız? 1 saat mi yapacağız? Ne yani? Bilmiyorum, artık bir kayak geçsinler. Sürekli gidip duruyor Hüseyinler zaten. Onlar bensiz geçen sene bir sürü kez gitti. Ama ben hiçbirinde gidememiştim. Ya evde yoktum ya film çekimindeydim vesaire vesaire. Şimdi gidiyoruz. Göle geldik. Bu şekilde bir göl çok güzel. Hüseyin de vlog çekiyor. Ve sadece bir kişi var. Hani şu an sezonu olduğu için normalde hani tam böyle öğle saatlerinden, yani böyle 1'den 2'den sonra burası çok kalabalık oluyor. En az böyle 20-30 kişi oluyor. Ve kaymak çok daha zor oluyor. O yüzden böyle erken saatlerde geliyoruz. Şimdi yüzeceğiz. Ay, ıskar yapacağız işte. Şöyle. Hüseyin de çekiyor. Sadece bir tane kayan kişi var. O da yani sıkıntı değil. Neredeyse kimse yok. O da kadın düştü herhalde. Yüzerek mi geliyor? Oha, jet şeyleri çalıştı mı? Ha, evet, bakın kadın orada yüzüyor. Şurada. Neyse, işaret etmeyin. Ayıp olur. Baba hadi gel. Bu da babam. Merhaba baba. Tamamdır güzel. Aşağıda elbiseni çıkartır. Haydi gidelim. Şu bordunu al. Bordum var. Değil mi? Şimdi bu da sarı olsaymış iyiymiş. Bekle, dizini üstlenelim. Sol geri. En yakın ama en yakın. En yakın iki tane var ya. Tamam, gördüm. Soldaki o en büyük. Hayır. En büyüğün aşağı. Sol tarafta.
Sağa doğru git Ezgi, sağa. Bravo. Rampaya çık! Rampaya! Rampa! Rampaya çıkamam. Yemiyorum. Ben çıkarım da şimdi yani. Formumu bozmuş istemiyorum. Şurada 20 tane kişi geldi. Hepsi öğrenci sanırım. Hepsini Sukaya öğretecekler sanırım. Çok korkuyorum. Birazdan burası doluluk taşıyacak. O yüzden şimdi gidip kayacağım. Bu arada 2 saatliğine tutmuştuk. 1 saat falan gitti herhalde şu an.
seni aldım. Ya Bravo Ecevit! Rampa yapma! Bravo Ecevit! Gördüğünüz gibi bütün bir gölü 5
Rekorum 6-7 kere turlamak. Toplamda bir 30 kere turlamışımdır belki de. Yani aşırı yoruldum. Kollarım çok ağrıyor, çok acıyor. Ama çok güzeldi. Ayrıca sınıf arkadaşımla bile karşılaştım ya. Burası bayağı kalabalıktı bugün. Ama çok güzeldi. Ben bayağı kendimi geliştirmişim. Yani çok güzel kaydığımı düşünüyorum. Rampa da yapacaktım ama sonradan da vazgeçtim korktuğum için. Bakın buraya da böyle kaykay snowboardların eskenlerini buralara koyuyorlar sanırım. Böyle yani. Gölü de şöyle bir göstereyim. Çok büyük bir göl. Bir sürü balıklar var. İşte bu gölü böyle turluyorsunuz kayarken. Böyle. Yani çok güzel. Videolarını zaten gördünüz siz de kayarken. Burada ücret de şu şekilde. Hüseyin, ben, babam 2 saat kaydık hepimiz. Ve toplamda 330 lira ödedik. Kişi başı 110 TL gibi bir şey oluyor yani. Ama yani snowboard'u falan kiraladığınız için daha pahalı. Normalde 1 saat kayıp board kiralamayıp 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya da kayabilirsiniz belki. Ya biraz pahalı ama güzel bir yer.